değerli olan efsane başkanımız, Eskişehir'e bakanımız, Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Talip Özdemir. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Kürbüz Başkan, Cuma Başkan, tamam. İsmail Bey, Ali Talip Bey. Kim var? Ha, tamam. Kıymetli misafirlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi, Bakırköy İlçe Teşkilatımızın düzenlediği Cumhur bizim, Türkiye hepimizin, Bakırköy bizim, İstanbul hepimizin temalı kahvaltımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli misafirlerimiz var aramızda. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Faruk Aksu. Eskişehir'e Bakanımız, Eski Bakırköy Belediye Başkanımız, Efsane Başkanımız, Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Talip Özdemir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahattin Şengör. İl Başkan Yardımcımız İsmail Akgöz. Bölge Başkanımız Sayın Ali Aydın. Ve AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Cuma Parlak. Tüm misafirlerimize, değerli basın mensuplarına, kıymetli sivil toplum kuruluşlarına, sevgili Bakırköylülerimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda Bakırköy'ümüzün Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti meclis üyeleri de bulunmakta ve tabii ki bu kahvaltımızın düzenleyen, bizleri sizlerle buluşturan Milliyetçi Hareket Partisi Bakırköy İlçe Başkanımız Sayın Turgut İnan. Tüm değerli Bakırköylülere bu güzel pazar sabahında kahvaltımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun efendim. Değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli bakanım, değerli bölge başkanım, MYK üyem, değerli AK Parti ilçe başkanım, Ülke Ocakları Bakırköy ilçe başkanı, değerli İl Başkan Yardımcım, kıymetli dernek başkanları, Türk Eğitim Sen'in, Türk Sağlık Sen'in değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, Ordulu Dernek Başkanım değerli, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantı amacımız malum, yerel seçimler. 2019'dan bugüne 5 yıla yakın bir süre geçti. Gerek İstanbul'da, gerekse Bakırköy'de belediyelerimizin icraatları ortada. Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul genelinde hiçbir hizmet olmadığı gibi Bakırköy'de de baktığımızda 3 tane cadde projesi, altyapı projesi artı biliyorsunuz meydan düzenlemesi faaliyetinde bulundu. Maalesef başladığı hiçbir projeyi bitiremedi şu ana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı İstanbul Caddesi projesi 4 yıldır üst üste 5 kere düzenlemeye gitti. UKM kararıyla o yol kapatıldı, tekrar açıldı. Şu anda baktığımızda esnaf memnun değil, orada oturan vatandaşlar memnun değil, dışarıdan gelen İstanbullular memnun değil. Meydan projesine 3 sene önce Bakırköy'lü anket yaptılar. İstanbul genelinden gelen arkadaşlar oy kullandı. Baktığımızda hem meydan hem çevreler sahile kadar düzenleme olacaktı.
Hala meydan dahi düzenlenmedi. Seçime kadar meydanı yetiştirmeye çalışıyorlar. Yanımızdaki İncirli Caddesi. Biz şahidiz. 2 seneye yakın sürdü. Bak burası çok önemli. Orada 3 kere kaldırım düzenlemesi yapıldı. 2 kere 0 taş döşendi. İlk döşenen 0 taşlar 3 ay sonra söküldü. Yeniden yenilendi. Buradaki israf İstanbul'un cebinden gidiyor. 16 milyon İstanbul'u ödüyor bunun bedelini. Maalesef bunlar devam etti. Bakırköy Belediyesi'nin bırakalım kentsel dönüşümü. Yani İstanbul'un özellikle Bakırköy'ün 1 numaralı önceliği kentsel dönüşüm. Bununla ilgili hiçbir projesi yok. Baktığımızda burada yaptığı tek proje 2 sokak yanımızdaki İş Bankası konakları. Arkadaşlar İş Bankası konaklarının peşinde İstanbul'un bütün müteahhitleri koşuyordu. Buraya Kiptaş burayı alarak daha önce teklif veren ama yetersiz bulunan Akgüzlere projeyi devretti. Nuhoğlu'na projeyi devretti. %5 kar ortaklığı aldı. Baktığımızda tamam Kiptaş da lüks konut yapabilir. İstanbul'un peşinde koştuğu projelere o da el atabilir, o da yapabilir. Ama ne yapması lazım? Oradan kazandığı parayı demiryolunun alt tarafında bitişik nizam, alt gelir grubu insanlara konut üretiminde kullanması lazım. Bunun yerine ne yaptı? Yandaş müteahhitleri zengin etti. %5 kar ortağı oldu. Bütün rantı müteahhitlere verdi ve de KOT'tan bir kat fazla verdi. Bunları görerek bizim burada isteğimiz sizden çevremizi anlatalım. Cumhur İttifakımızın, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Ali Talip Özdemir'i herkese anlatalım. Bakanlık yaptığı dönemi anlatalım. Belediye başkanlığı yaptığı dönemi anlatalım. Anlatalım ki Bakırköy dediğimiz gibi bırakalım kentsel dönüşümü, kaldırımından temizliğine, çevre ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. En azından bunlara kısa sürede bir çözüm bulalım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını gördünüz. Doktor hanımefendi, beyin cerrahı. 5 yıl işi öğrenmesi sürer. Sizden ricam, çevremizde bunu anlatalım. Şimdiden ben adayımıza teşekkür ediyorum. Taşın altına elini koydu. Bakırköy'den aday oldu. Enkaz devralacak ama en kısa sürede Bakırköy'ü düzlüğe çıkaracağına eminiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. İstanbul'da da adayımız Murat Kurum'a destek istiyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine konuşma yapmak için AK Parti ilçe başkanı Sayın Cuma Parlak efendim. Cumhur İttifakımızın belediye başkanı adayı, belediye başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcım, MKYK üyemiz, İl Başkan Yardımcımız, İl Yönetim Kurulu'nun 3. Bölge Sorumlumuz, Ocak Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, değerli STK katılımcıları, başkanlarımız, aynı zamanda Cumhur İttifakımızın teşkilat mensupları, değerli Bakırköy'ler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı düzenlemiş olduğu bu kahvaltıdan dolayı ben öncelikle Turgut Başkanımızın başkanlığında tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Cumhur İttifakı olarak her daim omuz omuza çalıştık ve bu seçim döneminde de yine omuz omuza çalışarak tüm dünyaya aslında şunu gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yürüteceğimize ve Türkiye'yi yeni yüzyıla hep beraber taşıyacağımıza buradan da söz veriyoruz diyor. Şu anda biliyorsunuz Bakırköy gerçekten artık atıl bir vaziyette bırakılmış ve mahpus tarihine terk edilmiş bir durumda. Ve Bakırköy varken hiçbir ilçe yoktu diyoruz ama şu anda bakıyoruz maalesef çevremizde bulunan tüm ilçeler Bakırköy geçmiş durumda. Bakırköy'e bana sorduklarında diyorlardı Bakırköy için ne düşünüyorsunuz? Ne ihtiyaç var? Ben tek bir kelimeyle buna çıkıyordum. Hizmet. Bakırköy şu anda hizmete aç kalmış durumda arkadaşlar. Ve görüyoruz her tarafta maalesef çöp, çukur, çamur. Ve Bakırköy artık bunda anılır hale geldi. Oysa ki Ali Talip Özdemir Başkanımızın döneminde
marka bir ilçe olan Bakırköy maalesef şu anda çöp çapı ve çamur kaldırılır hale geldi. Ve inanıyoruz ki 31 Mart akşamı bu makus tarihi hep beraber değiştireceğiz. Ve Ali Tayyip Özdemir başkanımız açıklandığında hep beraber Cumhur İttifakı olarak sevinçliydik. Ve şuna inanıyoruz artık. Bakırköy makus tarihi değişecek. Ve başkanımıza biz şunu söyledik. Başkanım, şu sloganla artık yola çıkıyoruz. Bakırköy için nerede kalmıştık diyoruz. Hizmet için inşallah Ali Tayyip Özdemir başkanımızla beraber Bakırköy'ü yeniden o eski günlerine getireceğimize hep beraber inanıyoruz diyorum başkanım. Şimdi biraz önce Turgut İnan başkanımız da Bakırköy'ün en önemli sorunlarından bir tanesinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Evet, bu bir gerçek. Burada özellikle risk alanı olarak birinci sıradayız. Ve bu nedenle Bakırköy'ün bir an evvel dönüşmesi lazım. Ama bunu inşallah büyükşehirin desteğini alarak çok daha hızlı bir şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle de biliyorsunuz büyükşehir adayımız Murat Kurum başkanımız tecrübesiyle, donanımıyla, birikimiyle İstanbul Büyükşehir'in kaybolan 5 yılı diyorum ama 5 yıl değil, emin olun yapılmayan hizmetlerle beraber çarpı 2, 10 yılını inşallah geri getirecek ve İstanbul'a olan hizmeti tamamlayacak diyoruz. Bu nedenle ilk Çevre Şehir Bakanı olan Ali Tayyip Özdemir Başkanımız ve son Çevre Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum Başkanımız el ele İstanbul'u ve Bakırköy'ü yeniden hizmetle kavuşturacak diyorum. Rabbim hayırlısı diyeceğim. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Kıbrıs İlçe Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Cuma Parlak'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, aramızda yine çok değerli büyüğümüz, misafirimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Faruk Aksu. Arz ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Başkanım, çok muhterem dava arkadaşlarım, Bakırköy'ümüzün sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkan ve yöneticileri, muhterem komşularım, hemşeri derneklerimiz, sevgili komşularımız, hepinizi bu pazar sabahında hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe başkanlarımız konulara çok hakim, Bakırköy'ü çok yakından takip ediyorlar. Biz de onlarla beraber takip etmeye, Bakırköy için ne yapabiliriz, bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Ama seçimlerin yaklaştığı bir süreçte hepimizi, tüm Bakırköylüleri sevindiren bir gelişme oldu. Cumhur İttifakımızın adayı, Bakırköy'e uzun yıllar hizmet etmiş olan, Türkiye'ye uzun yıllar saymakla bitirilemeyecek hizmetleri olan çok değerli büyüğümüz Ali Tayyip Bey, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı oldu. Bu Bakırköy için büyük bir şanstır değerli arkadaşlar. Bunu değerlendirmemiz lazım. Genel seçimlerle yerel yönetim seçimleri arasında belli farklılıklar vardır. Yerel seçimlerde o beldenin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların yerine getirilmesi için en rasyonel aday kimdir? Buna bakılır. Dolayısıyla bu anlamda Bakırköy için Sayın Ali Tayyip Özdemir büyük bir şanstır. Bakırköylüler olarak bunu değerlendirelim istiyoruz. Burada bizim anlayışımız şudur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak mezhebi, meşrebi, etnik kökeni, dini, siyasi düşüncesi, felsefi inancı ne olursa olsun bunların hiçbir önemi yoktur. Hepsi başımızın tacıdır. Sadece anayasanın ilk 3 maddesinde anlamını bulan devletin varlığına, kuruluş ilkelerine, temel değerlerine, Atatürk ilkelerine
Atatürkçü düşünceye sahip olsun. Onun dışında inancı, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun önemli değildir. Önemli olan bu vatan benim, bu ülke benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyebilsin. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Hepimiz aynı olursak bunun adı demokrasi olur mu? Olmaz. Ama Bakırköy hepimizin. Bizim sloganımız da şu: Bakırköy bizim, Türkiye hepimizin diyoruz. İstanbul bizim, Türkiye hepimizin diyoruz. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin diyoruz. O sebeple ayırmadan, ayrışmadan Bakırköy için mücadele edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı ruhuyla 39 ilçemizde her gün sabah başlayıp geç vakitlere kadar devam eden programlar yapıyoruz. Seçim gününe kadar bunu devam ettireceğiz. İstanbul'un sorunları en başta risk meselesini halletmek, afet riskinin, deprem riskinin önüne nasıl geçebiliriz buna bakmak. Bakırköy'de en riskli bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla AK Parti ilçe başkanımız konuşmasının finalinde söylediği gibi Bakırköy'de ilk şehircilik çevre bakanı, İstanbul'da da son şehircilik çevre bakanını seçerek İstanbul'un da Bakırköy'ün de makus talihini inşallah değiştirelim istiyoruz. Dediğim gibi hizmet almak adına bakmamız lazım. Bu seçim öyle bir seçim çünkü. Bunun için de merkezi idareyle, merkezi hükümetle kavga etmenin bir faydası yok, bir yararı yok. Bunu yaşadık, gördük Bakırköy'de. Birlikte uyum içerisinde inşallah merkezi hükümet, yerel yönetim İstanbul'u da Bakırköy'ü de yeniden hizmetle buluşturacağız diyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Faruk Aksu Beyefendi'ye de konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Bakırköy onu hiç unutmadı. Çünkü o efsane başkandı. Şimdi huzurlarınızda Eskişehir'e bakanımız, efsane başkanımız, Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Talip Özdemir. Sıcak diye ceketimi çıkardım, kusura bakmayın. Genel Başkan Yardımcımdan izin aldım. O da dedi ki bu kıyafetiniz daha uygun. O şekliyle size hitap etmek istedim. Efendim, bir pazar gününü ayırıp bizlerle beraber olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yani insanların bir gün dinlenme hakkı var. Onu da biz gasp etmiş gibi olduk. Ama siz bakıyorum hepinizin gözleri çakmak çakmak, pırıl pırıl. Önümüzde bir aydan az bir zaman kaldı. Bakırköy'ü kurtarmak için hep beraber olup mücadeleye hazır durumdayız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu çalışmamızın semeresini inşallah Allah'ın izniyle alacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Burada çok değerli misafirlerimiz var. Biraz önce Genel Başkan Yardımcımız çok güzel bir konuşma yaptı Faruk kardeşim. Biz Başbakanlık'ta da birlikte çalışmıştık kendisiyle. Merkez Karar üyesi arkadaşlarım var. Bir isim var ki beni çok etkileyen. İnşallah onu kazandığım zaman genel belediyenin yanında bir büyük odada başkan danışmanı olarak davet ettim. Eğer o da lütfeder gelirse. Bahattin Şengül Bey, lütfen ayağa kalkıp bir kendinizi tanıtın. Evet, bir dakika. Bahattin Şengül Bey'i bir tanıyın. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Üyesi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, ilim ve master sahibi ve şimdi siyaset bilimi uzmanı. Böyle bir arkadaşı bulmuşum, ben bırakır mıyım? İnşallah görmüyorum.
Görme üzümlüler konusunda baş tacı bizim, danışmanlık yapacak bize. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sayın. İl Başkan Yardımcımız İsmail Akgül Bey, Bahattin Şengül Bey, hepsini sayıyorum sırayla Akgül Bey. Bölge Başkanı Ali Aydın Bey, Cuma Parlak bizim zaten başkanımız, çok güzel bir konuşma yaptı. Turgut Bey benim kardeşim zaten orada. Ama bugün sivil toplum örgütleri maşallah hepsi hemen hemen burada. Çok duygulandım. İşitme Engelliler Başkanı. Burada mı efendim, görüyor muyum? Evet. Bir de alkış lütfen İşitme Engelliler. Kent Konseyi Başkanımız. Burada mı? Evet lütfen. Allah'ın izniyle biz Dijital İkiz'de, başkanım size arz edeceğim o projeyi, Bakırköy'ün Dijital İkiz'inde birlikte çalışacağız. Yani biz kentsel dönüşümü ezbere yapmayacağız. Bakın Faruk Başkanım çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Kiptaş şey yapıyor, lüks konutlar yapıyor Turgut Başkanım. Kiptaş'ın kuruluşunda ben vardım. Lüks konut değildi amacımız. Sosyal konuttu. Şimdi bizim sosyal konuta ihtiyacımız var. Bunu da Bakırköy'de kurulacağımız bir inşaat merkeziyle beraber kentsel dönüşümü ona göre yapacağız. Bu ne yapacak biliyor musunuz? Bir tanesini söyleyip çok uzatmak istemiyorum. Çünkü kentsel dönüşüm benim işim. Hani biraz önce bir doktor arkadaş geliyor dediler. Hatırlar mısınız? Üçüncü doktor da benim, haberiniz olsun. Ama ben yüksek lisansını yapmışım. İstanbul doktoruyum, yüksek mühendis. Burayı alkışlayın ya, yüksek lisansı. Başkanım ayakta beklettim sizi. İnşallah beraber geldiğimizde bu dijital ikiz yapılanması, yani bir inovasyon merkezi oluşturacağız Bakırköy'de biz. Biz bilişim altyapısı olan, böyle gidip karotla falan ölçmek değil, 9G'ye dayanıklık elektronik ölçüm merkezi var. Bunun içerisinde bütün binaları anında tarayacağız. Nerede ne sıkıntı var? Vatandaşı mağdur etmeden ve kimseden para almadan. Bu fikir de İbrahim Durul'undur. Haberin olsun. Onu da bir alkışlayın yani şimdi. Karadenizler Bankı Konfederasyon Başkanı İbrahim Bey. İnşallah bu projeyi birlikte sizin de katkınızla. Çünkü niye? Vatandaştan ayrı kopuk. Kapımız ardına kadar açık. Belediye meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri hep öyle devam ettik. Başımızın tacı. Bunu niye yapacağız? Yaptık biliyor musunuz? Gizli hiçbir şeyimiz yok. Bakın bu siyasi dönem içerisinde Allah şahit abdestim var. Devletin 5 kuruş haram lokması benim boğazımdan geçmedi. Bundan sonra da geçmeyecek. Ben ahiretim. Burada lütfen rahatsız olmayın. Burada benim çok sevdiğim kadim dostum Bakırköy İş Adamları Dernek Başkanı var. Evet, onu da bir alkışlamanızı istiyorum. Salim de bizim beraber hizmet ettiğimiz, Allah nasip etti, oranın yerini beraber organize ettik. Sağ olsun o da hiç Kadir Şinas kapıya yazmış bu bina Ali Talip Özdemir. Evet. Allah razı olsun sizden. Daha güzel şeyler yapacağız Salimciğim. Evet, o gün bizi çok güzel ağırladı milliyetçi sevdiğim abim benim, Türk Ocakları Başkanımız. Allah ondan da razı olsun. Efendim, sivil toplum örgütünün kendi kendini kontrol etmesi evet, lazım. Hocam, sivil toplum örgütü yerel basın. Tüketici konak istiyoruz. Derneği Başkanımız. Evet, bakın beyefendi işini gücünü bırakmış. Kendi işi var ama tüketiciyle ilgili ciddi bir mücadele veriyor. Beraber çalışacağız inşallah başkanım. Sağ olun, Allah razı olsun. Bakırköy'ün sivil platform başkanı. Burada mı arkadaşımız? Ülker Hanım. Ülker Hanım. Evet. Ya Ülker Hanım bizim kadim dostumuz. Biz onunla çok güzel şeyler yaptık. İlk cemevinin açılışını o geldi, kalkmadı. Dedi ki hayır. Hatırlar mısınız? Cem Radyo'nun yerini biz Bakırköy olarak verdik. Orada bir tek ricam vardı. Dedim ki o zaman radyoydu, şimdi TV oldu. Yani yapılınca bana konuşma vereceksiniz. Altyapısını ben sömel betonuna kadar çıktım. Ve ilk konuşmayı da Cem Radyo'da bana verdiler. Onun için ben Ülker Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.
Evet. Efendim, sizi fazla bekletmek istemiyorum. Program yoğun. Beni şimdi ev ziyaretlerine götüreceklermiş. Dün akşam saat 11'de eve ancak ulaşabildik. Bir nikah töreninde en son töreninde şahitlik yaptık. Ama hamdolsun hiç şikayetim yok. Yani çalıştıkça açılıyorum. Hani arabatı derler ya, koştukça açılır gibi. Onun için açılıyoruz. Enerjimiz var. Biz bu işi yapacağız. Bakın biraz önce söyledim. Ne olur şuna dikkat edin. Ben yüksek lisansını makine mühendisi olarak tamamlayıp doktora tezini İstanbul için yapan, İstanbul doktorası yapan bir kardeşiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? 3030 sayılı yasayı ben yazdım. 1580 sayılı yasayı tadil ettik. 3194 sayılı imar kanunu. Şimdi Allah aşkına gidin sorun. Bunlar ne demek diye. Hiç kimseyi hakir görmüyorum. Yanlış anlamayın. Bana getirip bir beyin cerrahiyle ilgili bir büstürü verip bir şey yapın derseniz ben beceremem. Ama herkes işini yapmalı. Ben bu işin kompedanıyım. Ben bu işin uzmanıyım. Allah'ın izniyle sizlerle beraber biz bu işi, Bakırköy'deki problemleri sonuna kadar götüreceğiz. Ama bir şart, bakın. Bakırköy, Sayın Cumhurbaşkanı beni çağırdı. Dedi ki Ali Talip, senin oraya gitmen gerekir. Efendim, ben artık ANAP Genel Başkanlığı yaptım. Yani iki dönem Bakırköy'de belediye başkanlığı yaptım. Bana müsaade etseniz, yok dedi, hayır. Araştırmalarda senin ismin çıkıyor. Biz dediler, seninle beraber Murat Kurum'u başkan yapacağız inşallah. Bakın önemli. Niye Murat Kurum diyorum biliyor musunuz? Meslektaşım, o da mühendis, TOKİ'de çok ciddi görevler yapan, başarılı bir kardeşim. Arkadaşlar, devletin eli buraya gelmedikten sonra viran olmuş bu Bakırköy'ü ayağa kaldırmamız mümkün değil. Onun için Allah'ın izniyle beraber 31 Mart'ta Murat Kurum'la Ali Talip Özdemir Cumhur İttifakı olarak bu problemi çözmüş olacak. Tabii burada en büyük destek nerede biliyor musunuz? Bir anımı size genel başkan yardımcımla arz ettim. Sizle paylaşmak istiyorum. Rahmetli Alparslan Türkeş başbuğumuz İstanbul'a geldiği zaman önce beni arardı özel kalemi. Efendim geliyoruz, kahvaltıyı hazırlayın. O kahvaltıda maydanoz, acı biber ve sarımsak yerdi. Hazırlardık Bakırköy Spor Vakfı'nda. Oturup dertleşirdik. Türkiye'nin geleceğini, gündemini konuşurduk. Allah gani gani rahmet eylesin huzurunuzda. Yani çok güzel hizmetlerimiz oldu. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanım ben şunu söyledim. Efendim siz beni Bakırköy'e gönderiyorsunuz ama ben ANAP'lıyım. Hiç parti değiştirmedim. Haberiniz olsun. Ya git nasıl istiyorsan onu yap dedi. ANAP gibi selam verip ayrıldım. Yani biz bir araya getireceğiz milleti. Haberiniz olsun. Birlik beraberlik içerisinde. Arkadaşlar benim görev yaptığım süre içerisinde telsizimin kodu vardı bir. İlk telsiz kodunu Aselsan çıkarmıştı. Kocamanlık bir aletti başkanım. Büyük bir aletti. Onu elimizde taşımakta bile zorlanıyorduk. Telsizin kodu Yunus 1'di. Yani ben Yunus 1 koduyla çalışıyordum. Niye Yunus dedik biliyor musunuz? Bakırköy'de de onu dedik. Ülker Hanım hatırlar. O zaman sosyal demokratlar mecliste daha ağırlıktaydı. Meclis seçimi olmamıştı. Dedim ki gelin birlik olalım. Yunus gibi birbirimizi çağıralım. Gelin birlik olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus 1 onun için oldu. İnşallah 31 Mart'ta yine Yunus'u getirip koyacağız oraya. Merak etmeyin. Arkadaşlar gençlere, kültür hizmetlerine bunları söylemeye gerek yok. Biz ilk özel ödenekli tiyatroyu açtık Bakırköy'de. İkinciyi de açtık. Ne oldu biliyor musunuz ikinci? Ülker Hanım takip etmişsinizdir. İkinciyi satmışlar. Ya kültür merkezi satılır mı? Çok üzüldüm. Aş ocağı açmıştık. 3000 kişi yemek yiyordu. Garip kuraba. Kapatmışlar. Yaşlı olan, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza büyük bir huzur evi kurmuştuk. Doktorlu, hemşireli, 24 saat hizmet veren. Ne olmuş biliyor musunuz? Kapanmış. Şimdi diyorum ki size söz veriyorum. Artık yaşlı evi falan demiyorum onu. Dijital yapıda değiştirdik. Yaşam evi. Burada çok ciddi bir yapılanma içinde. 50 dönümlük bir arazide hem gençlerin, hem yaşlılarımızın, hem ihtiyaç sahiplerimizin, hem değişik engelli vatandaşlarımızın orada hizmet görebileceği 24 saat açık olan bir merkez kuracağız.
Arkadaşlarla gidip sabah biz orada satranç oynayacağız, tavla atacağız. Huzur kenti olacak Bakırköy. Çünkü bizim yaşlı nüfusumuz gittikçe %50'ye varıyor. Yeşilköy, Yeşilyurt'ta. Şu anki değeri %40. Demek ki bizim onlara dönüp hizmet etmemiz lazım, onlara dokunmamız lazım. Şimdi belediye kent lokantaları falan diye bir şeyler yapmış. Biz bir Bakırköy mutfağı kuracağız, büyük çapta, modern. Hepimizin gidip yemek yiyebileceği bu ayarda. Okullarımızın bütün öğrencilerinin yemeğini biz vereceğiz. Bundan kimse bir şey olmaz. Mesudiyeliler benim hemşerim ya. Onları söylemeye gerek var mı? Mesudiyeliler Derneği de buradaymış. Evet. Bir kalk boyunu görsünler şöyle. Arkadaşlar, ben ilk çöp kamyonunu o taraflara gönderdim. Bir fon kurmuştuk çevre bakanı iken. O zaman çöp kamyonu diye bir şey yok. Sıkıştırmalı çöp kamyonları alıyorduk. Merkezde dağıtıyorduk. İlk Karadeniz ülkelerine, ilçelerine gönderdik. Anadolu... Sayın Bakanım, özeller Göreley'e arabayı ben getirdim. Eyvallah. Özürler evine. Eyvallah. Göreley deyince bir anım var. Talebeyken kitap satıyorum. Para yok. Bir iş yerinde çalışıp okuyorum. O zaman bir dershane vardı. Sırtlandım. Göreley'e gittim. Milli Eğitim Müdürü'nün odasına girdim. Dedi ki ya özel sektöre reklam mı yaptıracağız kardeşim? Beni kovdu. Daha lise talebesiyim. Gittim kaldırımda oturdum ağladım. Dedim ki ya ben para kazanıp üniversite için hazırlık yapmaya çalışıyorum. Ama ondan sonra fark ettiler bizi. Tekrar okullarda dershanenin eğitimin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Göreli deyince o hatıram canlandı. Yani hayatımız boyunca Allah rızası için dolu dolu kimsenin hakkını yemeden bu ülkeye hizmet et. Ben şimdiye kadar Emre Hak vaki olsa yarın bana sorsalar Ali Talip Özdemir olarak ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne görevlerimi yaptığımı açık bir şekilde söylemeye hazırım. Niye biliyor musunuz? Rahmetli annem babam için okul yaptırdım. Burada bir tane ilçenin bir tanesini yeni açılacak bir okul yaptırdım. Yani 25 yıldır bir aşevini sadece kendi kaynaklarla, ben zengin bir adam değilim ha. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, siz eğer Allah rızası için bir şey yapacaksanız, sizin gönlünüz ve önünüz açılacaktır. Ben kendi emekli maaşımla başladım çorba yapmaya. Sonra 4 kap yemek vermeye başladık. Günde 450 kişiye. Cuma günü çıkanlarla beraber. Orada yemek dağıtan arkadaşlarım burada. El kaldırsın bir görsünler, şahit olsunlar. Evet, beraber. Çorbayı beraber içtik. Fiyat başkanım da geldi oraya. Değil mi başkanım, Salim başkanım? Durul sen de geldin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu ülkeye görevimi yapmaya çalıştım. Vatansever bir Ali Talip Özdemir olarak. Onun için ben ülküdaşlarımı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Allah rızası için, vatanın bütünlüğü için, kanımızın son damlasına kadar bu coğrafyada kimse Türkiye'nin önüne geçemez. Öyle yağma yok. Biz ne Arap ülkesine benzeriz, ne başka ülkeye benzeriz. Hodri Meydan, gelsinler bakalım. Arkadaşlar kusura bak, efkarlanınca ben coşuyorum görüyorsunuz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, sizi programınız var. Arkadaşlar burada çok değerli yerel basın mensuplarının temsilcileri var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi sonuçta basında olan diyaloğumuzun orada bak basının piri olan bir abimiz oturuyor. Yıllarca Aleyhim'de de çok yazı yazdı ha. Evet, evet. Ne olursa doğruyu yazan bir abimiz. Özcan Atamer. Onun için ben basına çok çok değer veren bir insanım. Haberiniz olsun. Benim arkadaşımız da öyle. Asla taviz vermezler. Bizim onlara değer vermemiz lazım ki açıklarımız ortaya çıksın. Ona göre tedbir alalım. Aman ha, basın var dikkat edin derdim ben encümen kararında. Onun için 150 bin encümen kararımızın hiçbir tanesi dönmedi başkanım. Bu yani. Böyle olmasa yapamazdık biz bunu. Basın otokontrolü sağlayan en büyük güçtür. Çok büyük saygımız var. O yüzden kimsenin endişesi olmasın. Onlarla oturup biz dertleşmeyi beraber yapacağız. Arkadaşlar sonuçta şunu söylemek istiyorum. Kentsel dönüşüm şu bu. Mesela bir hayvan başıboş köpeklerimiz var. Ne oluyor biliyor musunuz?
Başka ilçelerden Ülker Başkanım, köpekleri getirip buraya gece bırakıyorlar. Bunu bana arkadaşlarım gece dolaşırken gösterdiler. O kadar çok hayvan var ki dışarıda, bunları itlaf etme şansımız yok. Bunlar canlı. Biz bu canlılara sahip çıkacağız. Nerede biliyor musunuz? Yerini hazırladım. Şimdi projelerde yanımda yok. Gösterirdim size. 30 dönüm bir arazi. Ayamama'nın Ataköy bölümünde vilayete, devlete ait olan 30 dönüm araziyi valiyle konuştum. Alıyorum ben orayı. Çok modern bir hayvan hastanesi kuracağız. Orada mesela bugün haberlerde dinledim. Gaziantep Belediyesi 30 dönümde yapmış. Çok az. Biz onu daha geniş tutacağız. Orada ciddi bir rehabilitasyon merkezi ve ameliyatından tutunuz, kısırlaştırma, her türlü. Bir de hayvanlar koloni halinde yaşayacaklar. Geziye giderken hayvanınızı bırakacaksınız. Bir hayvan oteli olacak bunun içinde. Yani daha neler neler. Mesela dijital ikizde başkanım, biraz önce kent konseyine eksik söyledim. Sağlık portalımız var, hazır. İhtiyacınız varsa doktorla karşılıksız anında görüşeceksiniz. Beklemek yok. İlacınızı yazdırabileceksiniz. Ya hasta şeker hastası bir hafta sıra bekliyor kuyrukta. Hayır. Gelir gelmez biz bunu uygulamaya koyacağız. Bakın sağlıktan. Gençler spor yapabilme imkanına sahip olacak. Oyun, çocuklar. Şimdi cinnet toplumu olduk dedik ya. Yabancılar o kadar güzel oyunları gelip çocukların beynine zerk ediyorlar ki. Biz bunu önleyeceğiz. Çünkü niye? Toplum vurdulu kırdılı acayip şeylerle çok acayip bir hale geldiler. Sabah yine haberlerde otopark yüzünden komşusunun kafasına demirle vuruyor adam. Otopark aynı komşu. Peygamber Efendimiz komşuyu anlatırken sahabeden biri demiş ki ya bizi ortak olarak helalde ilan edecek şimdi mülkiyet hakkında. Biz öyle bir dinin mensuplarıyız. Bir de Bakırköy'ün bir özelliği var arkadaşlar. Ermenisi, Süryanisi, Rum'u. Bütün toplumu biz hep kucakladık ve hala o arkadaşlarımla beraberiz. Hiç ayrılmadık. Bakın bu kadar yıl geçti. Gelir gelmez de beni kucakladılar. Dediler ki ya iyi ki geldin. Adayımız sensin. Çünkü niye biliyor musunuz? Onların bir kilisesi vardı. Geldiler akıyor dam. Yalnız dediler bu damın akmasının, kilisenin çatısının akmasının yapılabilmesi için bir tek şeyi var. Bakanlar Kurulu kararı lazım. Dedim ki ben eski bakanım getirin inşa edeyim. Yapayım onu. Bir de önünde arazi vardı. Onlara bir sosyal tesis yaptık. Onu hiç unutmadılar. Papaz Efendi çıktı. Dedi ki Allah'ın bütün melekleri Bakırköy'de Ali Talip Özdemir'e yardımcı olsun. Biz de %52,5'la kazandık seçimi. Bunu Mehmet Akif'in programında söyleyince ya dedi Müslümanlar yanlış ya ne anlayacak? Ben hacıyım kardeşim yani dedi. Niye yanlış anlasın? Dolayısıyla arkadaşlar sahilleri beraber Ülker Başkanım, sen kent konseyi başkanımız. Sen benim ne kadar düzgün nasıl çalıştığımı bilirsin. Hepsini beraber yapacağız inşallah. Hiç endişeniz olmasın. Arkadaşlar. Hukuk neyse bakın benim zamanımda hukuka hiç uymadığımı gördünüz mü? Yok. Bu kadar işte. Bakın Ülker Başkanımız söyle. Onun için endişeniz olmasın. Hukuk hak neyse mutlaka ona vereceğiz. En son şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Cumhur İttifakı, bakın Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir fedakarlık yapıyor. Buradan aday çıkarabilirdi İstanbul'da. Hayır. Dediler ki biz sizi destekliyoruz. Allah bin kere razı olsun onlardan. Şunu bir tutar mısınız çocuklar? Şu işareti boşu boşuna yapmıyorum. Niye biliyor musunuz? Belediye başkanı doğumundan ölümüne kadar insanlara hizmet eden bir kurumdur. Bizim bu cinnet toplumunu mutlaka çözmemiz lazım. Önce komşuyla başladık. Söylediklerimin hepsinin bir gerisi var. Ben Allah'ın izniyle kendimi bu işe adadım. Gelir gelmez Bakırköylü'yü bir araya getireceğiz arkadaşlar. Dost olacağız. Bakırköylü'yle dost olacağız. Ve komşunun komşuya hakkını vereceğiz. Adaletsizlik yapmayacağız. Hizmeti götüreceğiz. En sonunda bir şey söylemek istiyorum. Murat Bey'i ihmal etmeyin. Çok çalışkan, çok dürüst bir başkanımız. Onunla beraber biz Özgürlük Meydanı'nın altından, yer altından, Ebu Ziya'dan mutlaka sahile çıkacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Trafiği çözeceğiz. Bakın en büyük problemlerden biri trafik. Bu ancak devlet eliyle olur.
En son şunu söyleyip bitiriyorum. Bakanım, bitirmeden önce buyurun. Çok önemli bir şey var. Evet, buyurun. Yaklaşık 30 senedir mecliste gidip geliyoruz. Sizin zamanınızda biz şeffaf yayıncılık yaptık biliyorsunuz. Meclis kararlarını canlı verdik. Fakat son 4 dönemde meclisteki kararlar okundu okundu ya da geçiştiriliyor. Bakırköy'ün bütün mülkleri satıldı. Bu konuda siz çok hassassınız. Canlı yayında Bakırköy FM Radyosu'nda vermiştik yayınları. Hatta ilk olmuştu bu. Özgürlük Meydanı'nda da vermiştik. Size söz veriyorum. Bütün meclis kararları basına açık olacak, canlı olarak yayınlayacaksınız. Yani değil. Çünkü gizli saklı bir şeyim. Ben bu saatten sonra arsa parselasyon işine mi geldim buraya? Ben hizmet için geldim arkadaşlar. Başka bir şey yok. Son bir cümleyle müsaadenizle bitirmek istiyorum. Her yerde söyledim. Gece Rabbim beni uyandırıyor saati falan kurmadan teheccüd namazına. Alnımı secdeye koyduğum zaman Allah'tan niyazım şu. Ya Rabbi, eğer benim için ve ülkem için hayırlıysa bunu nasip et. Yoksa bizi sıyır bir taraftan. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bakırköy'ümüzün efsane başkanı, Cumhur İttifakı, Bakırköy Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Talip Özdemir. Kıymetli